kurtarılmış hayvan çiftliğine kuruluşuna sebep olup sonra orada insanlarla hayvanların barış içinde yaşayabileceğine, sürdürülebilir tarım yapılabileceğine örnek oluşturmak istiyoruz. Diyoruz ki ortada bir iklim krizi var. Bunu görmezden gelmeyin. Çözüm sunuyor insanlar. Onların arasında bolca fosil yakıt tüketimini sona erdirmek var ama hiç kimse hayvancılıktan bahsetmiyor. Adeta odadaki hani pembe fil gibi görüyoruz ama onun hakkında hiç konuşmuyoruz. O yüzden gelin hayvancılığı da masanın üzerine yatıralım ve biz artık bundan vazgeçelim. Toprağa sahip çıkıp toprağın bize verdikleriyle yetinerek devam etmek, o bulunduğumuz alanı da hayvanlarla paylaşmak mümkün diyoruz. Hepimiz bulunduğumuz yerlerde benzer hayvanlar için kurtarılmış alanlar ve bizim için de barış içinde yaşanabilir kurtarılmış alanı yaratmak istiyoruz. Çünkü barışın tabağımızda başladığına inanıyoruz. O kesinlikle Tolstoy'un deyişiyle eğer yani mezbahalar varlığını sürdürdükçe savaşların olması da kaçınılmaz. İnsanlar tabağıyla barışırlarsa, tabağında herhangi bir ölümle göz göze gelmezlerse belki pek çok sorunu da birlikte çözmüş oluruz. İklim krizi bizi bunu da zaten zorluyor. Bu sene büyük alanlarda buğday yangınları görüldü. Seller görüldü, pek çok ekin aldı gitti su onları. Onu yani durup dururken tarlaların tutuştuğu görüldü. Bu bizim yavaş yavaş artık bugüne kadar yaşadığımız gibi yaşayamayacağımız gerçeğini yüzümüze çarpıyor. Biz de buna bir çözüm prototipi geliştirmek istiyoruz. Yani bunu hayal ediyoruz, mümkün diyoruz. Şimdi bunu nasıl gerçekten hayata geçiririz onu konuşuyoruz aramızda. Ama belki biraz yavaş ilerliyoruz çünkü iklim krizi yavaş ilerlemiyor. Biz daha belki hızlı olmalıyız. IPCC raporları bunu birkaç yıldır yani şiddetle gözümüze sokan verileri sunuyor bize. Diyorlar ki zararlı sera gazları arasında karbondioksitten 24 kat daha zararlı bir gaz var. Bunun adı metan. Metan salınımında hayvancılığın etkisi %30. Bu rakamlar Birleşmiş Milletler rakamları. Yani öyle bir noktadayız ki insanlık olarak nüfusumuz %1 artmış. Buna mukabil hayvan bedeni tüketme şeyimiz, hırsımız %200'ün üzerinde artmış son 10 yılda. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Aracıya veriyoruz bütün emeği, toprağa, suyu, sınırlı olan kaynaklarımızın tamamını hayvan eti yiyeceğiz diye ısrarla oraya akıtıyoruz. Aslında şu anda ekili alanların tamamı sadece insanlara edinilmek üzere harcansa 10 milyar insanı doyuracak kadar toprak var. Biz buna mukabil o alanların %70'inde ya meracılık ya da hayvanların yiyeceği yemlerin ekimini yapıyoruz. Bu durumda da o hayvanlar yediğinde dünyadaki besin ihtiyacını sadece %28'ini karşılıyor. Amazonlarda, Brezilya'da, Arjantin'de yıkılıp düzeltildikten sonra mera yapılan alanlarda Avrupa'nın şiddetli et ihtiyacını karşılayan bir yetiştirme sistemi kuruluyor. Ne oluyor? Oradaki ekolojik sistem çöküyor. Oradaki yerel halkların yaşamları tehlikeye düşüyor. Buna mukabil zengin insanlar daha fazla et yiyebilmiş oluyorlar. Yani Amazonların ekolojisi korunsa, var olan alanlar sadece soya ya da mısır yetiştirildiğinde insanlara sunulsa, Afrika'daki açlıktan söz etmemize gerek kalmayacak. Aşağıda da bir balıkçılık denilen bir sorun var. Aynı bu vahşi balıkçılık, endüstriyel balıkçılık, trol ağlarıyla yenilmesi düşünülmeyen türleri de birlikte böyle kocaman kepçelerle, ağlarla alıp sonra onları ölüme terk ediyor. Kalanını satıyor ve o sırada bir biyolojik çeşitliliği yok eden bir karmaşa oluşturuyor aşağıda. Aşağıdaki ekolojik denge bozulduğunda denizin Amazonları dediğimiz mercan resifleri yok oluyor. Mercan resifleri ve Amazon'un yok olması durumunda da karbon yutakları
yok olmuş oluyor. Dolayısıyla iklim krizi katlanarak artıyor. Yani her şey aslında birbirine bağlı. Sadece metan gazı salınımı değil, biyolojik çeşitliliğin azalması ve ekolojik dengenin yok olması bir bütün olarak iklim krizinin parçası. Ve iklim krizinin parçası, iklim krizinin gerçek sebebi de aslında bizim yaşadığımız gibi yaşamaya devam etmekteki hırsımızda. Şu an böyle devam etmek için 1,5 dünyaya ihtiyacımız var. Amerika'daki gibi yaşamaya devam etmek için 4 dünyaya ihtiyacımız var. Öyle bir kaynak yok. Öyle bir kaynak yok, değişmemiz gerekiyor. Ve en güzeli de tabağımızdan başlarsak buna, hiç değilse nezakete doğru değişeceğimiz için pek çok sorunun cevabını bularak değişmiş olacağız diye düşünüyorum. Ekoloji ile ilgilenen, buna bir ekolojik bir yıkımın içinde olduğumuzu tespit eden insanların çoğu sadece fosil yakıtlarla ve işte su kaynaklarının yok olmasıyla ya da toprağın kirlenmesiyle ya da işte yine endüstriyel ve devletin bir takım kararlarıyla etkilenen kaynaklarımızla ilgili tavırlar geliştiriyorlar. Ve bunu yapanlar da genelde tabii ki ilerici kesimler olduğu için en ufak bir nüansta bir anlaşmazlığa düşüp birleşmeyi öteliyorlar. Herkes küçük küçük gruplar halinde farklı noktalardan ele alıp ilerlemeye çalışıyor. Böyle olunca da kendi adıma konuşuyorum. Gerçek bir ilerleme kaydedilmiyor. Buna rağmen çok büyük kazanımlar var. Bunları göz ardı edemeyiz. Yani çok fazla platform var. Sosyal medyada yaptıkları kampanyalarla bir değişiklik yaratan, bir fark yaratan, yanlış giden bir şeyi düzeltebilen kampanyalar yürüttüklerini görebiliyoruz. Bunlar çok güzel. Yalnız yeterince hızlı değil. Yani çok daha hızlı bir şekilde hep el birliğiyle ve bunun arasında da veganizmi göz ardı etmeden bir birlikteliğe ihtiyacımız var. Veganizmi, yani şu pembe fili, şu hayvancılığı masaya koymadan soruna çözüm bulmanın imkanı yok. Yapılan araştırmaların o kadar çok açıdan veganizmi destekleyen sonuçları var ki, hayvancılık yanlış. Bir küçük çocuk seviyesinde zekası ve hepimiz kadar duyarlılığı olan bir başka canlının öldürülmesi yanlış. Bu etik olarak yanlış. Bu felsefi olarak tartışılır. İklim krizi bir gerçek. İklim krizinin içinde hayvancılığın yeri malum. Bu geleceğine endişe duyan bir insan için gerçek. Vegan olmak o kadar insanı hafifleten ve hani şey değil tabii, patates kızartmasıyla ve ekmekle yaşarsanız değil. Ama dikkat ederseniz bütüncül bir bitkisel mutfağa sahip olursanız, ki bu pahalı da değil, pazardan elde edilen her şeyle bunu yapabilirsiniz. O zaman insan sağlığı açısından da tamam. Bir gün geldi ki aslında her şeyi bilmediğimizi, bizden gizli o mezbahaların camları, hani şeyleri, duvarları camdan olsa herkesin vejetaryen olacağını söylediği o Paul McCartney'nin gibi, biz o duvarları yıktığımızda farklı bir insan olduk. O insanların da bu duvarı yıkabilmesi için aracı olmak istiyoruz.